Oruçluyken de kafam yerine gelmiyor. Yani ne konuşacağımı bilmiyorum. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bilal. Bugün günlerden üzerimdeki hiçbir şeyden göremediğiniz gibi Galatasaray. Arkadaşlar 200 bin abone olma hedefimiz var ve sizlerden sadece buna destek olarak abone ol tuşuna basmanızı istiyoruz. Videonun beğenisini 10 bin beğeninin üstünde yapmanızı bekliyoruz. Kanalına da abone olmanızı istiyoruz. Ve beğeni tuşunun yanında da teşekkürler butonu var. Oraya da basarak bizlere inanılmaz bir destekte bulunabilirsiniz. Bunları yapan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Bilerek videonun başında söylüyorum bunları. Çünkü birçoğunuz yapmıyorsunuz sonra. Beni de üzüyorsunuz. Siz bunları yaptıkça biz daha çok güzel videolar çekeceğiz inşallah diyorum. Bugün günlerden cumartesi, herhangi bir Süper Lig maçı yok. Aslında var ama Galatasaray maçı yok yani. E niye o zaman bugün videoya başlıyorsun? E çünkü kardeşim ben yarın Kasımpaşa Galatasaray maçında maalesef ki yokum. Buna üzülmeyelim çünkü ben neredeyim? Aynı gün saat 8.30'da oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçındayım. Şimdi düşünüyor olabilirsiniz. Nasıl bu video çekiyorsun? Bu dünyada. Şimdi diyor olabilirsiniz. Kasımpaşa Galatasaray maçı nasıl? Canım bela. İşte böyle geliyor. Hiçbir şey değişilmez. Seni sevgilim. Hocam hoş geldin. Hocam bugün gerçek bir moda ikonu olarak takılıyorsun. Teşekkür ederim, öyle mi? Yani inanılmaz bir halde. Ben de tam uçak kombine yaptım kendimi daha rahat olayım diye. Biraz uykuluyum da, yorgunum, oruçluyum da. Evet. Kasımpaşa Galatasaray maçı şu gördüğünüz moda ikonu abi Soydaş tarafından gelecek. Aynen, sadece onun tarafından sadece değil. Sadece benim tarafından bir değil tabii ki. Bir ekip olacak. Brogba, Uğur Öz. Ya tabii ki de benim yapacağım işler mi bilmiyorum ama elimizden geldiğince becermeye çalışacağız. Hocam ben gidiyorum. Beni sanki vefat etmişim gibi düşünün. Ve vasiyetim de Kasımpaşa Galatasaray deplasman vlogunun gelmesiymiş gibi düşünün. Siz de Brogba ve sen tüm videolarda neredeyse büyük bir tecrübe sahibi oldunuz benimle aynen birlikte. Abi. Onu beraber eğitin. Üçünüz çok güzel bir ortamla güzel bir deplasman vlog çekin. Ya şöyle bakmak lazım konuya. Zaten bu işleri benden öğrendim. Yani mekanın sahibi biziz. Yani öyle bakacak olursak. Doğrudur. Benden öğrendiğini düşünerek olursak bence güzel bir iş çıkacaktır ortaya. Çok fazla da uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Beni bu videonun içinde yine gol anlarından sonra belki bir ihtimal Trabzon'da maçı izlerken tepkilerimle görebileceksiniz. Size bunun bilgilendirmesini yapayım dedim. Vallahi ben yokum ama ben de çok heyecanlıyım. En pahalı çerezimi alıp Trabzon'da abi Soydaş'ın, Brogman'ın, Uğur Yaşar Öz'ün çekeceği stat vlogunu izleyeceğim. Yani vallahi arkadaşlar ben güveniyorum. Siz de güvenin. Arkanıza yaslanın. Güzel bir şekilde Kasımpaşa Galatasaray stat vlogunu izlemeye başlayın. Artık ben lafı ve kamerayı abi Soydaş'a devrediyorum. Ben artık bu kadrajdan çıkıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kasımpaşa Galatasaray deplasman vlog başlıyor. Bu saatten sonra Bilal Soydaş yok. Abi Soydaş var. Alayım. Yağının sahibi geri geldi. Bebeleri pisten alalım, alalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Bilal. Demeyeceğim çünkü abi Soydaş. Bilal artık uçtu, uçuyor. Evet arkadaşlar. Üzerimden görmüş olduğunuz gibi bugün günlerden Galatasaray. Bugün Kasımpaşa maçına gidiyoruz. Ben, Uğur Yaşar Öz ve Brogba. Brogba ile beraber yani bu ekiple beraber bu maçı sizlere aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çekmeye çalışacağız. Pozisyonları vesaire sizlere aktarmaya çalışacağız. Umuyorum güzel bir maç olur. Umuyorum kazanacağımız bir maç olur. Otogarlara geldik. Uğur Yaşar Öz'ü almaya geldik buraya kadar. Şimdi Uğur'u aldım. Kasımpaşa'ya doğru yola çıkacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umuyorum güzel bir maç olur. Uğur sen ne söyleyeceksin? Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu bir deplasman olacak bizim için. Keyifli seyirler. Like atıp abone tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu anda Kasımpaşa mevkisine doğru geldik. Aynen Uğur, öyle. Yaşar Öz'le. Biraz bir sessizlik var. Şu anda buluşma noktasına gidiyoruz. Nasıl bir maç bekliyoruz? Nasıl bir maç bekliyoruz? Bence Icardi'nin maçı olacak bir maç bekliyorum. Çünkü Icardi şampiyonluk olduğunu açtığı zaman bam bam bam. Ben Kerem veya Barış'tan bir gol bekliyorum. Abi o da olabilir. Kerem'in bu stadı sevdiğini sen de biliyorsun. Aynen. Icardi'nin de ben sevdiğini iyi biliyorum. Şimdi buluşma noktasına doğru gidiyoruz. Stada kortej yapacağız. Yürümeye çalışacağız. Ondan sonra stada gireriz diye umuyoruz. Saat 4'te maç olması beni gerçekten rahatsız ediyor. Fazlasıyla rahatsız ediyor. Yani benim şu anda benimle beraber olan arkadaşların hepsi oruçlu. Saat 4'te Ramazan ayında bu kadar şampiyonluğun kızıştığı bir sezonda cumaları maç koymak, pazartesileri maç koymak gerçekten insanı rahatsız ediyor. Fenerbahçe'ye, şimdi her yapılacak, el alıp çalınacak,
Kim bombiye koyacak Fenerbahçe'ye? Giydi formayı, çıktı sahaya. Sarışın bir kanarya, girdi koynuma. Orospuluktan acı bu kadar. Ne yaparsa yapsın kek Galatasaray. Şikeler yapılacak, el azı çalınacak. Kim bombiye koyacak Fenerbahçe'ye? Yine ben geldim. Sizleri Kasımpaşa Galatasaray Stad vlogunun atmosferine bırakmadan önce videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Niye kısa bir süreliğine bölüyorum? Çünkü bu güzel projeyi yapmaya çalışırken İstanbul'da 3 tane kişiyi maça gönderdik ve biz burada 3 kişi maça gitmiş olduk. Biliyorsunuz ki maçlara bilet bulmakta inanılmaz zor bir şey. Biz de deplasmana bilet bulmakta hiç zorlanmadık. Çünkü biz Seedpin'le tanıştık. Seedpin spor organizasyonlarına, futbola, basketbola ve bir sürü etkinliğe bilet bulabileceğiniz bir sitedir. Ben de abi soydaş, Brogba ve Uğur'un biletlerini Seedpin.com üzerinden aldım. Sizler de güvenli bir şekilde organizasyonlara bilet almak istiyorsanız, maçlara bilet bulmak istiyorsanız Seedpin.com üzerinden alabilirsiniz. 7/24 canlı desteği sayesinde de herhangi bir sorun yaşadığınızda Seedpin'le her türlü ulaşıma geçebilir ve sorununuzu çözebilirsiniz. Bu deplasmana Uğur'a, abi soydaşa ve Brogba'ya aldığımız biletleri Seedpin'den temin ettik. Seedpin'e bunun için de tekrardan çok teşekkür ediyoruz ve sizi bu atmosferin içine ışınlamaya devam ediyoruz. Seedpin'in linki açıklama kısmında mevcut. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda yanımızda Brogba geldi artık. Selamlar herkese. Zaten kanaldan takip edenler geldiğimi biliyordu. Uğur Yaşar. Merhaba arkadaşlar. İlk defa geldik. Yerimizi bulduk galiba. Abi bugün maçla ilgili neler söylemek? Vallahi bugün Kasımpaşa'ya karşı mücadele edeceğiz. Ama klasik gündüz skorunu söyleyeyim, 3-1 alacağız. İyi. Pankart geldi. Elden ele abi. 18 Mart pankartı var. Belki ihtimal maç başlarken herkes aynen görecek. Biz göremeyeceğiz belki ama siz televizyona göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 18 Mart omuzlarımda taşıdık. Evet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımı rahmetle anıyoruz. Yeah.
Trabzon'da, Trabzon'da. Abi 3-1 bizde. Oğlum herkes 3-1'ci ya. İki tane Icardi atar, bir tane de Kerem Aktürkoğlu atar. Aferin. Kasımpaşa'nın bir golünü de Dakos'la atar. Onu ona kadar söyledin yani. Tebrik ederim kardeşim. Geçiriz abi. Evet, ilk 11'imiz açıklandı arkadaşlar. Stoper attı dışında beklenen kadro. Stoperde Serkan var, Köln var. Ön taraf zaten aynı. Mertens, sağda Barış. Evet, ilk 11'ler hakkında ne diyorsun abi? Değil mi? Beklenen bir kadro. Sadece Abdülkerim oynayacak diyorlardı. Bence riske etmek istemedi ama bence ideal kadro şu an. Yani bildiğin aslında maçı... geçen haftanın maçının aynısı. Kadroya ne diyorsun abi ilk 11'i? Beklenen bir kadroydu. Defans, sakat. Sürüyor maalesef. Abi ben de şöyle söyleyeyim. Ben kadroyu gördüm, ben beğendim. Yani Dize maçının kadrosu. Yok ben hala 2-1'ciyim. Yok ben hala 2-1'ciyim. İyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Icardi'nin bence çıkış maçı olacak. Umuyorum öyle olur. Göstersin artık. Maç alsın.
Mertens be. O ne var? Abi nasıl atlıyor? Abi feda gol atlıyor. Tam da zamanında geldi var ya, baskı yemeye başlamıştık. Helal olsun be. İnşallah Galatasaray şanslı olsun. Çok iyi gol attı ya. Çok iyi gol attı ya. Bak bak. Zoom. Top bomba diye böyle yapmıştık. İnanılmaz. Çok iyi, çok iyi. Ya. Çok garip bir gol yedik sanki. Bir anda önüne düştü. Bilmiyorum, anlamadım ben. Aynen 3-1 bizi geldi. Evet, ilk yarı bitti. Evet, Uğur Özden ilk yarının değerlendirmesini alalım. İlk yarı Galatasaray çok kötü oynadı. Kasımpaşa daha etkili geldi. Kerem'in çıkması lazım. Hiç yok. Barış'ın kanadından geldik sadece. İnşallah ikinci yarı toparlanırız. Yoksa puan kaybı gelebilir. Teşekkür ederiz abi. Evet abi, ilk yarının değerlendirmesini alalım. İlk yarı daha çok bir fark beklerdim ama gol yedik. Yani muazzam bir gol attı. Kasımpaşa kornerden attı. Ondan sonra hiç atak yapamadık. İnşallah ikinci yarı 3-1 alacağız. Hep 3-1 dedik zaten, 3-1 alacağız. Benim maçla ilgili yorumum, daha fazla böyle kanatları kullanmamız lazım ama sol tarafı özellikle kullanamıyoruz. Sol tarafta sıkıntı var abi. Artık sağa mı girer, geri girer yani. Üç tane bence pozisyonumuz var. İki tanesi böyle kaleciye çarptı, bir şeyler oldu falan filan. Bir tanesi de gol oldu zaten. Çok muhteşem bir gol oldu. Dediğim gibi yani biraz daha önde oynamamız lazım. Adamlar ön alan baskısı acayip yapıyorlar. Yani çıkamıyoruz, bazen geri geliyor. Çıktığımızda da çok etkili oluyoruz. Bakalım ne olacak ikinci yarı, umuyorum kazanırız. Bir de şimdi baktığınız zaman değil mi, maçın başından beri özellikle şu Maroto türbününden falan filan böyle bir durmadan bir şeyler söylüyorlar. Abi bunların içinde bence bir sadece Kasımpaşalılar yok bence. Çünkü tabii ki de biletleri de satarken dikkat etmeleri gerekirdi. Yani Fenerbahçeli Beşiktaşlılara satmamaları gerekirdi. Genelde kurallar böyle oluyor ama bu maçta o kuralları uygulamadılar. Bence Fenerbahçeliler yarısı doldurmuş. Her maçta inşallah gelirler. Öyle tahmin ediyoruz. Öyle mi? Evet arkadaşlar, bizler inanmak, siz de inanın, bizim için bu maçı aldım. İkinci yarı başlıyor. Bu arada maçın ikinci yarının başında şurada bir şeyler oldu. Hakem hala orada. Herhalde yedi kulübelerinde bir tartışma yaşandı. Geliyor, gol geliyor. Ha, gol geliyor. Haydi oğlum ya. Haydi. Gol be! Icardi! Icardi gol olacak. Icardi attı. Ya gel gel, yandan sen de yap. Icardi. Offside falan yok, tertemiz be. Mauro Icardi hem o kaleye attı hem bu kaleye. Kendi kalesine de attı, oraya da attı, buraya da attı. İşte bu be. Başa yana gol, Timo gol, Timo gol, bizim için başa yana gol, Timo gol,
kim o kar? Ayın düşer önden önce, tutsak yüreği, biliyorsun sen de. Icardi'nin golünden sonra taraftar Icardi için şarkıları söylüyor. Kötü gol yedik. Maalesef inanılmaz güzel gol yedik. Aytaç kardeş ne oldu sana ya? Bir tribünleri falan ayağa kaldırıyorsun Aytaç kardeş. Hadi be! Hadi Allah aşkına! Allah be! Allah be! Allah be! Allah be! Kontaklar, vermişsin ya! Kaçtı abi, böyle bir şey yok. Abi dur şimdi, buradan gol gelirse 10 kişiler bir gol daha çıkması lazım. Hadi abi, hadi abi. Haydi Icardi. Icardi bak, Allah rızası için. Icardi. Lütfen bak, lütfen, lütfen. Allah'ım ne olur ya. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Başaya da koy, kim bakar?
Çok iyi top kaldırdı lan. Hadi Icardi. Vur! Vur! Gol! Gol! İşte bu! İşte bu be! Yes be! İşte bu be! Oh ya! Lan kanser olduk şurada ya! Oy! Abi Icardi'nin ki direkten döndü ya. Carlos Vinicius atmış ya. Aytaç nasıl yırtınıyor? Şimdi yırtınmaya devam edebilirsin Aytaç'cığım. Şimdi yırtınmaya devam edebilirsin. 4-3. Yatın şimdi. Alın 3 puanı gelin. Haydi! Yapıyoruz! Sıçıyoruz! Sıçıyoruz! Yapıyoruz! Yapıyoruz! Sıçıyoruz! Sıçıyoruz! Yapıyoruz! Yapıyoruz! Sıçıyoruz! Sıçıyoruz! Yapıyoruz! Yapıyoruz! Sıçıyoruz! Keyfimize bakıyoruz. Biz çok mutluyuz. Gitti geldi, ne diyorsun? Maç gitti geldi. Şöyle bir şey yok. Şöyle bir şey yok. Çıldırdık. Abi maç gitti geldi, ne diyorsun? Muhteşem bir maç. Abi nasıl bir maç? Ne oldu ya? Ne oldu maçta ya? Abi haşit diye koyduk abi. Haşit. Şampiyon kim o babam ne istersen iste benden. İstersen donatalım. Kaktır yandır bayraklarla. Hadi lan. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Hadi Icardi. Hadi Icardi. Hadi bir tane daha. Yeah.
Abi inanılmaz maç, bir geride kaldı. Çok merak ediyorum. 4. golden sonra herkes birbirinin üstüne çıkıyor. Böyle bir şey yok. Ben böyle bir zevk alacağımı düşünmemiştim. Ben size ufak bir tarih dersi. Kasımpaşa'nın adı güzelce Kasımpaşa'dan geliyor. Kandilinin sadra veziri. Biz de bugün bu adamın adını yaşatarak güzelce bir Kasımpaşa'yı yendik. Valla Beşiktaş deplasmanına gidememiştik ama Kasımpaşa deplasmanı hiç de kötü olmadı yani. Ben çok keyif aldım, inanılmaz mutluluk verdim. Ben gittim ona ya. Son 4. maçta, 4. golde zaten uçtum yani. Abi gerçekten de keyifliydi, gitti geldi. Böyle olması gerekiyordu, böylesi de güzel oldu. Gidiş şutu attı bir de ya. Mitrovoğlu golü diyorlar onun için. Birileri seviniyordu yine, yine son anda sevinemedi abi. O televizyona bakıyorlardı, arkalarına döndü yine gittiler. Mitrovoğlu attı. İnönü'sü, Kadıköy'ü, yok Trabzon'u, hepsinin namur. Abi elimizden geleni yaptık, umuyorum bu video bizim için, benim için, Burak Boy için ve Uğur için like atıp abone olursunuz. Evet arkadaşlar, bir maçın daha sonuna geldik. Güzel bir galibiyeti, 4-3, ben çok keyif aldım. Sen de galibiyet. Ölümden 4 sene gitti ama ya. Aynen, herkes şu an şok içinde. Abi dualarımız kabul oldu herhalde. Arkadaşlar çok iyi bir video geldi. Öyle umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize selam.